şaşkınlığını ama sen yine kendinle paylaşmışsın. O şaşkınlık anında bizde var. Arkadaşlar bir gösterin hemen. Ne Allah Allah. Şimdi taksideyiz. Saat 5'i 5 geçiyor. Saat 6 sınıf Ahmet Arkadaşlar Otel'de bir törenim var. İstersen eleştirmenler diyebilirim. Tiyatro ayağının bana verdiği, bana verdiği genç yetenek. Ayrıca hala genç yetenek keşfedildiğim için ve değerlendirildiğim için ayrıca çok mutluyum. Şimdi annem, ben ve arkadaşım Ayşegül'le beraber gidiyoruz. Bakalım ödül töreninde neler olacak? Ödül töreninde neler oldu? Yani ben hakikaten merak ettim. Hayır, ben bunu nasıl bulduğunuzu merak ettim. Ya bizde neler var? Ay çok acayip. Ödül törenine gittim. Yani aslında normal bir ödül töreniydi. Orada benim çok saygı duyduğum insanlar vardı. Yıllardır bu işi yapan. Onların hepsini birden görmek çok güzeldi. Ben Erol Keskin'den aldım ödülümü. Yani usta insanlardan o ödülü almak. Aslında onu da bulsaydınız keşke. Erol Keskin'in benim için yaptığı bir konuşma bizim var. Bizim şeyimiz, bantımız bu kadar yetti. Olmaz. Bana söyleseydin ben onu gönderirdim. Bütün bir ödül. Hatta kırmızı alıyı da yayınlamak isterdik ama. İdare etti yani böyle. Ama genç yeteneğe takıldım ya. Biri genç diyor. Yok, biri çok yetenekli diyor. Daha çok genç. Ya enteresan şimdi ya. Şimdi siz bir yandan bana yaşlı mı diyorsunuz? Estağfurullah. Hayır, bu işin sonu umutsuz ev kadınlarına kadar gider mi diye. Mikrofonum düştü sinirden. Ey Allah. Peki siz mikrofonunuzu düzeltin. Hüseyin'e gideyim. Abi hem DJ hem prodüktör bir taşta iki kuş vurmak anlamına mı geliyor? Yok, öyle bir şey yok. Zaten güzel. Artık... Bütün yanlış bildiklerimizi bu akşam düzeltiyoruz. İkisini de yapmak zorundasınız yani. Ha, yani tek sadece, başına birisi bir işe yaramıyor. Evet, çalmak bir yere kadar dikkat çekiyor. Yani sen de artık DJ'lik yapabilirsin sonuçta. Bu zaten günümüzün trendi. Her sektördeki herkes DJ'lik yaparak rahatlıyor. Bir spor gibi düşün. Hı hı. Ama tabii profesyonel olmak istiyorsan kendi albümlerini, kendi müziklerini, kendi müzik tarzını bunu belirgin bir şekilde yansıtman gerekir. O önemlidir. Tabii ki. Yani bu da prodüktörlük. Yani bir takım müzik adına bir şeyler yapman gerekiyor. Anladım. Önemli şeyler. Yapılmamışları yapman gerekiyor. Güzel çıktın. Devamını da ben getiririm. Abilerim, evet. Ablalarım, şu elimde gördüğünüz albüm. Sevgili Serkan'ın ve efendime söyleyeyim Hüseyin'in ortak bir çalışma albümü ve içinde acayip şeyler var. Ben de astimat olduğu için böyle gördüğünüz gibi şaşı kaldım şeyin arkasına bakarken. Parçaların isimleri mi değişecek şimdi? Ama, ama birazdan bunun içinde ne olduğunu bizzat konuşacağız. Hüseyin, endorfin tabii bir vücut kimyasal, evet, salgısı. Ama beynin bunun melatonini salgı var, serotonini var, bilmem nesi var. Yani bunu bir dizi olarak görürsek onlar da yolda mıdır diye düşünebilir miyiz? Güzelmiş bak bu aklımıza geldi. Sen de yorumunu koydun böylece. Tabii bunu da koydum yani. Galiba o alandan da yürürüz. Niye endorfin? Çünkü şarkıları dinlediğin zaman bir kere ilk önce bir tebessüm oluşuyor, hı hı, yüzünde ve mutlu oluyorsun. Yani biz bu zaten müziği yapmamızın amacı bu, insanların mutlu olması. Güzel. Ve mutluluğun bir üst dozajını tanımlamak için biz endorfini koyduk. Peki nasıl kankaya bağladınız? Hikayeniz ne abi? Kankaya nasıl bağladık? Nasıl bağladınız? Valla Serkan'a bir telefon açtım ben. Serkan'cığım dedim, böyle böyle bir projem var. Ne dersin? Öyle kendi başına çalma orada. Serkan'ın çok güzel takıldığı Beşiktaş'ta bir kafe varmış. Orada buluştuk. Oo, yok, yerini buldun yani. Okul var bizim. Okula yakın bir yere çağırdım Hüseyin. Reklamlar. Senin okullar neydi ya? Beşiktaş Kartal heykeli var ya, hemen onun arkasında. Arkasına bakınca senin okulu görüyoruz. İyi, güzelmiş o zaman. Ya bir gelelim. Yakın. Kafe de oraya yakın. Buluştunuz sonra. Evet. Oturduk, sen konuştuk. Ha, mevzuyu ben anlattın. Albüm, yani ben bu konseptin kaba halini Serkan'la paylaştım. Nasıl bir şey düşündüğümü, hı hı, tarif ettim ona. Hı hı. Ve o günden itibaren de zaten albüm start verdi. Ne kadar bir senelik sürdüm? Bir çalışma. Ha, bir yıl. Yı kapsıyor albümdeki tüm şarkılar, konsepti düşünmemiz. Gerçi bayağı bir yarıyı geçtik ama tabii ki işin kayıt kısmı bizi birazcık tabii ki titiz olduğumuz için ikimiz de kayıt kısmı birazcık bizi tabii yordu. Ama bu da tabii tatlı bir yorgunluk bizim için. Çünkü eleki müzik yorulmadan da yapılmaz biliyorsunuz. Doğru. O zaman tatmin olamıyoruz. Serkan sen de öylesin değil mi? Yani, tatminsizlik var zaten. Öyleyiz. Sen tatmin olmadın galiba. Yok, Uçkan'dan. Çok yorulduk, olur mu öyle şey? bir yıl dediğin ya, şaka değil. Yani ya, şimdi şöyle bir şey var. 2 ayda da 15 günde de albüm yapabilirsiniz. Hatta 3 gün sonra da bir albüm çıkarabilirsiniz. Hı hı. Toplu kayıt yaparsanız. Bize Hüseyin'le özellikle yani 1 yıl sürmesinin nedeni featuring sanatçılar da var içerisinde. Yani birçok ismi
başarılı ismi sürüklerken çalışmaya doğru isim olmasına ve doğru sesin yakışır olmasına dikkat ettik. Bu süreçte kolay bir süreç değil. Aslında müzik camiamızda en zorlandığımız kısım. Herkes çok istekli oluyor ama içinde bulunduğu sözleşmeler, bağlı bulunduğu şartlar dolayısıyla istediği yere kalkıp gönlünce gidemiyor. Özgürleşemiyor. Yani evet, sanatçılığın orada oraya ait olduğunu hissediyor ama oraya gitmekte bazı bağlayıcı engeller oluyor. Çok şükür biz bunu böyle çok derin yaşamadık, onun için söylemiyorum ama yine de işte parçayı düzenlemek, istediğimiz gibi olmasını beklemek, kişinin içine sinmesi, onun bir şey eklemesiyle ilgili yaratıcılık kısmı var yani daha ziyade. Aslında orada ben girmek istiyorum. Düzenlemeler derken ben birazcık orada önce davrandım. Hı. Düzenlemeleri böyle birazcık geliştirmiştim. Serkan'a düzenlemeleri sundum. Ya abicim ya. Ama sana da şey tepside Serkan, gelmiş. Serkan, bu yoldan ya yürüyeceğiz dedim. Ama sağ olsun Serkan da o konuda... Şimdi gelen kişilerde de şöyle bir şey var. Aynı şekilde katkısını sağladı. Yorumculardan da bahsedelim istersen. Biz bilindik parçaları yaparken mesela aralarda biraz sonra seslendirirken, çalarken duyacaksınız. Kişilerin ürettikleri var. Asıl o kısmı bekledik. Yani kişi... Parçayı biliyor ama o parçada kendine bir yer açtı. Tabii. Mesela Atiye geldiğinde Atiye kendi bestesini kendi yaptı parçanın ortasına. Hadi. Ayben'i davet ettik. Ayben kendi sözünü kendisi yazdı. Yani onların da yaratıcılıkları var işin içerisinde. O zaman sadece bayağı bir kolektif iş çıkıyor. Evet yani, burada bir demo iskelet vardı Hüseyin hatırladı. Onun üzerinden gittik ama sonuç olarak bu insanların yaratıları var. Çok bu güzel. İşin içerisinde. Biz bilindik parçaların işte yani mesela tanıdığın parçaların. Birçoğu tanıdık. Küçük bölümlerini alıp. Biz yepyeni bölümler ekledik ona. Yani yeni melodiler. Yani baştan sona çalmıyoruz bildiğimiz. Aynı zamanda da Ege Çubukçu, Ayben, Atiye, Ozi Aziz Sinfoni gibi konuk sanatçılar da hepsi de Aslı yeniden mesela, çok... söz yazdılar tüm şarkılara. Yepyeni bir bayağı müzik bir iş yaptık. Oldu. Evet, işin promosyon bölümünü bitirdik. Endorfin müzik marketlerde. Evet. Reklama girer mi? Girmez ya, ne olacak? Girmez. Yani arkadaşlarımız yapmış, olur mu öyle şey? Didem, böyle sizde mesela hani yaptığın bir şova hazırlanmak bir zamanını alıyordur herhalde. Çünkü bayağı bir koreografi çıkartıyorsun ortaya. Evet. Ne kadar sendeki hazırlanma süreci? 1-2 hafta sürüyor. Hı hı. Bazen bir şey takıldığım zaman daha da uzadığı oluyor. Ama şu çok enteresan, o kadar gün uğraşıyorsun ona. Türkiye'de o koreografiyi sergilerken sahnede izleyici koreografiye değil de başka bir yer... Tam olarak nereye? Şimdi yok, ben direkt ben hedef şey, göstermeyelim. Ben bir şey merak ediyorum. Buyurun efendim. Miyim estağfurullah, buyurun. Ben mesela sizi tabii ki izledim. Çok estetik dans ediyorsunuz. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama kostümlerinizi böyle giymek zorunda mısınız? Bütün herkese soruyorum hemen, bu soruyu. Yok, hemen konuyu... Neden çok, ya da böyle çok, bir kostüm giyilir? Ben çok fazla açık gelenek giymiyorum. Gelenek midir bu yani? Yok, hayır. Hayır, oryantalin bir geleneği vardır. Sütyen ve etek gibi tarzda giyin. Yani bu yıllardır böyledir. Bir Nesrin Topkapı olsun, atıyorum yani birçok... Prenses Banu bilmem evet, ne sayarsak. Evet, bayağı hepsi eskileri daha, daha da açıkmış. Yani şimdi, tüm dünyada da böyle biliniyor. Bence özü o dediğiniz evet gibi. Yani bir dansözün öz kıyafeti, evet, geleneksel bir... kıyafet şekli var değil mi? Evet. Bence de bozulmamalı. Evet. Çünkü ama biraz modernize ediyorlar galiba. Şöyle bir şey. Modernleştiği zaman başka bir şey oluyor.